Farklı bir gözlemi almışsınız. Yani burası yağmurun havasıyla, suyuyla ilginç bir yer. 3 ay fındığında toplu giderlerdi. Bizdeki 3 ay değil, 12 ay oldu. Orduyu 405 ay dedik. Hayvana bakmak zor. Ucuz ucuz satılık da para verebilecek de baharda da tekrar hop şey yapıyoruz. Kendinden toprak üretimine girdik. Suyla ilgili çalışmalarımız var. Bu döneminde Bolu'da tünel açarak bunu aynı toplaşan projesi bu. Bolu'da tünel açınca kendimizi versin. Biz burada klasik belediyecilik yapmıyoruz. Normal belediye, yani klasikten kastımız işte çöpünü topla, kaldırımını yap, asfaltını dök. Bu ya zaten yapılması gereken bir şey. Bunun dışında yeni bir anlayışla, yeni bir belediyecilik anlayışıyla, üretim ağırlıklı, dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak gıda, muhtemel bir gıda krizi ki aslında muhtemel demeyelim başladı. Enerji güvenliği gibi, gıda güvenliği önemli, şehircilik son derece önemli, çevre açısından. Onun dışında da rant ekonomisinden biraz daha üretim ekonomisine geçen üretici bir modeli ele aldık. Şirketler kurduk. Klasik belediyecinin dışında yazılım şirketimiz var, tarım şirketimiz var, turizm şirketimiz var, kentsel dönüşüm şirketimiz var ve enerji şirketimiz var. Bununla ilgili yatırımlar yapıyoruz. Ordunun İstanbul'da ikinci veya üçüncü nüfus, yurt dışında büyük bir ordulu grup var. Onlarla köprü kuran bir yapımız var. Ve doğal zenginlikleri özellikle bu iklim değişikliğinde göz önüne alarak burası gelecekte yerleşim merkezlerinden biri olacak gözüküyor. Kuraklığı da göz önüne alırsanız, yani burası yağmuruyla, havasıyla, iklimiyle ilginç bir yer. 300'den fazla şelalesi var. Yaylaları var. Kanyonları var. Dolayısıyla burada biz eskiden ordular, işte İstanbul'dan falan gelenler Haziran, Temmuz, Ağustos deniz mevsimi kısa. 3 ayda fındığında toplup giderlerdi. Bizdeki 3 ay değil 12 ay ordu. Orduyu 4 mevsim yaşayın dedik. Kışı da devreye aldık yaylalarımızda, kayak merkezlerimizde. Kışında esnafımız iş yapıyor. Gelenler gidenler yerleşiyor. Çambaşı yaylamızımız var. Keyfalan yaylamız var. Argan yaylamız var. Ericek yaylamız var. Böyle bir sürü. Perşembe yaylamız var. Menderesleriyle tanınmış. Çok ilginç bir yer. Dolayısıyla burası her yönüyle farklı bir yer. Fakat mesela denizi 3 ay dedik ama çok ilginç. Dünyanın en iyi dalgalarının burada olduğunu Deniz kardeşim, Deniz Toprak keşfetti. Sörf yapıyoruz burada. Sörf okulumuz var. Daha uzak doğudan, Yeni Zelanda'dan işte buralara sörfçüler geliyor. Eğitim veriyorlar. Bir yandan hayvan oteli kurduk. Kışın hayvanı bakmak zor. Ucuz ucuz satıp da para kaybedecek de baharda da tekrar pahalı alıp da yerine koyacakları yere. Biz bir hayvan oteli yaptık. Hayvanlara orada bakıyoruz. Otelimizde ağırlıyoruz. Baharda da hayvanlarını alıyorlar. Yazında bir aylık, iki aylık kiralıyoruz. Rentekar gibi rentekov yaptık. Dolayısıyla sütünü alıyorlar, seviyorlar. Böyle uygulamalarımız var. Bir yandan fındık üreticisi durumundayız. Yani mesela İstanbul'a yurt dışında üç dönüm, dört dönüm yerini bakmaya gelmeye değmiyor gibi görüyorlar. Biz o bahçeleri topladık. 460 dönümlük en büyük fındık üreticilerinden biriyiz. Onların yerine bakıyoruz fındık bahçelerini, geliştiriyoruz ve gelirlerini onlara veriyoruz. Bakımını yapıyoruz. Orada hayvancılık yapıyoruz fındığın dışında. Diğer şeylere ağırlık veriyoruz. Ve 70 ton kadar da fındık üretiyoruz. Yani biz aynı zamanda bir üretici durumundayız. Tekne üretimimiz var. Kompozit malzemeden. Şimdi yat üretimine geçmek üzereyiz. Karavan üretimine geçmek üzereyiz. Su sayacı yapıyoruz. Yazılım şirketimiz GSM'de telefonla yükleme yaptığımız su sayaçları yapıyoruz. Satıyoruz. Şu anda diğer illerden teklif alıyoruz. Bunlar bizim değişik uygulamalarımız. Tıbbi aromatik bitkiler var.
fındığın dışında otlardan değişik ekinezya dahil, melisa dahil, stevia dahil, şeker otu dahil bunları üretiyoruz. Fındıktan dönümüne 2000-2500'e kazanırken bundan 35-40 bin lira kazanma imkanı var. Onları kozmetikte kullanacak şekilde esanslarını çıkaran böyle bir çalışmalar başlattık. Değişik sahalara böyle siyez buğdayı var. Salep üretimimiz var. Dün Mesudiye'de bamya hasadı yaptık. Enginar deneme var. Çok iyi oluyor buralarda. Yani fındığın dışında ürünler var. Fındığın dışında ürünler var. Bunlarla değişik denemeler yapıyoruz. Rüzgar santrallarını kurmak üzereyiz. İzinlerini, her şeyini aldık. Zaten HES'lerle, güneşle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Çöpten elektriğimizi üretiyoruz. Çöp bizim için korkulan bir, sevilmeyen bir madde değil, bir ham madde. Elektrik üretiyoruz ondan. Ayrıca toprağından şey yapıyoruz, kendinden toprak üretimine girdik. Suyla ilgili çalışmalarımız var. Yani böyle ilginç sayılabilecek uygulamalar. Ama bu arada 198 tane de iş makinesi satın aldık, kiralamadık. Onunla da kendi asfaltımızı, yolumuzu yapıyoruz. 4 yılda ya 5 yılda 400 kilometre yol yapılırken asfaltla şu anda biz 3 yılda 1600 kilometre yaptık. Orada Ordu karayolu ağı en fazla olan il. En küçük büyük şehir. Fakat 27.500 kilometre yolu var. Sellerde heyelanla kayıyor. Burası böyle bir şey var, durumu var. Ama biz mesela şu anda kendi yolumuzu, kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bunlar değişik uygulamalarımız sayılabilecek çalışma. Stratejik olarak da Ünye Limanı'nı Akdeniz'de birleştirdik. Orduyu 8 saatte Mersin'e inme durumumuz var. Hele bu Ukrayna Rusya savaşında göz önüne alırsanız aynı kıyıdaş bir ülkeyiz ve iliz. Yani şu tarafa doğru giderseniz Ukrayna. Tekneye binin gidin. Azıcık daha sağa kıvırırsanız şeydesiniz, Rusya'dasınız. Biraz daha direksiyonu kırarsanız Gürcistan'dasınız. Yani böyle bir iç denizin içindeyiz. Ukrayna'daki limanlar da kapatıldığı için bizim bu liman çok stratejik oluyor. 8 saatte Mersin'e iniyorsunuz. Yani bu lojistik konusunda çok iyi bir fikir verebilir. Dolayısıyla Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan bir temel hattı, arteri gerçekleştirdik. Bakanlığım döneminde 14 tünel açarak, bunu Halil Rıfat Paşa'nın projesiydi bu. 14 tane tüneli açınca kendimizi Mersin'de bulduk. Yani arada da 41 tane vilayet var. Biz Sivas'ın ve Kayseri'nin sahil kentiyiz. Yani Kayseri'de 4 saatte Sivaslılar da 2 saatte denize ulaşabilecekler. Aslında denedik biz bu 8 saatte Mersin'e iniyorsunuz. Ve buradan yer alıyorlar. Bunlar size bir ufuk turu olsun diye böyle bu dokunuşları ifade ediyorum. Yani elimiz varsa bir olanları mutlaka vardır diye düşünüyorum. Bizim de açık politikamız ve tam özel iş birliği politikamızda çok daha yatırım çekmeye, yatırım dostu bir elimizdeki sıvı toprakta ne varsa bunun içinde var. Bütün mineraller, bütün enerji şeyleri. Demek ki o bu seçim bana çok sağlıyor. O para verir bana çok şey yapıyor, izlemeyecek ya.